TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu Çekirge Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Ahmet Karaaslan. Kendisiyle bugün burun estetiği, rinoplasti ve burun estetiğindeki son gelişmeler üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 ve 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikatte@astv.com.tr adresine de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Evet Sayın Hocam, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Çok önemli yine aslında konulardan bir tanesi. Burun estetiği diyeceğiz ama ben öncelikle kısaca burunun anatomik yapısından bahsetmenizi rica ediyorum sizden. Burun yüzümüzün orta hattında en çok dikkat çeken bir organımız. Özellikle öncelikli fonksiyonu nefes alma problemi, yani nefes almamızı sağlayan bir organımız. Nefes almamızı sağladığı zaman aynı zamanda aldığımız nefesi temizleyen, nemlendiren, belli bir akış halinde ciğerlerimize gönderen bir organımız. Tabii problemlerinde de, nefes alma problemlerinde de kişinin günlük aktivitesi, yaptığı işe olan verimliliği, bu tür şeyler de etkilenecektir tabii ki. Nasıl etkileniyor anatomik, hocam? Pardon buyurun. Önce anatomisinden bahsedelim. Anatomik anlamda burnumuz özellikle ortada bir septum dediğimiz, yani bir boş oda olarak düşündüğümüzde ortasından bir septum dediğimiz bir duvar geçiyor. Yan taraflarda yine sesimizi, şey, nefesin bir akış halinde gitmesini sağlayan konka dediğimiz yapılarımız var. Bunların hepsinin anatomik anlamda sağlıklı bir yapıda olması gerekiyor. İyi nefes alabilmemiz için. Peki nefes problemleri hangi noktada ortaya çıkıyor? Yani burun yapısıyla direkt alakalı. Tabii ki. Burun yapısıyla direkt alakalı. En sık karşılaştığımız, hani bahsettiğimiz anatomik yapı septum problemleri, en sık karşılaştığımız septum problemleri ama tabii tek başına septum problemleri değil, burun ucu problemleri, özellikle burun ucu düşüklükleri ya da konka dediğimiz alt konka, orta konka problemleri olabilir. Bunların havalanması ya da alerjiye bağlı olarak şişmeleri olabilir. İçeride burunun mukozal problemi olan nazal polip dediğimiz bazı problemler var. Burun eti olarak adlandırılır aslında halk arasında. Onların oluşumuna bağlı olarak yine nefes problemleri olabilir. Burnumuzun kanatları ile ilgili, valv açıları ile ilgili iç kısımda ve dış kısımda olmak üzere iki şekilde valv problemi, yani kanat problemleri olduğu zaman da nefes problemleri oluşabilir. Bunlar özellikle geceliğin uykuda çok daha sıkıntı olabiliyor. Kesinlikle, değil mi hocam? Örneğin kesinlikle. Sağ tarafa yattığınızda sol tarafın daha fazla kapanması gibi durumlarda. Ya bu tür durumlarda nefes hasta tabii içinde, evet, kaliteli bir uyku uyuyamadığı için gün içerisinde uyukluyor. Hatta kırmızı ışıkta bile uyukladım şikayetiyle gelen hastamız olmuştu. O çok kısa süreli uykular, o saniyelik tabii, uykulardan tabii, bahsediyoruz. Tabii tabii, değil saniyelik hocam? Uykular. Evet. Gece nefesini durma su gerçekleşebiliyor. Aman bu hocam, tür durumlarda yaşadım, biliyorum bu çünkü, tür durumlarda evet, işte şey yapılabiliyor. Uyku testleri yapılabiliyor. Hastaya hangi düzeyde hangi işlemler yapılabileceğine karar verilebiliyor tabii. Yani uyku apnesi zaten çok ayrı bir alan. O ayrı bir konu. İnşallah tabii ki. Bir başka programda bir konu, yine şey yapalım, çünkü ben de yaşadığım için biliyorum, gerçekten ama çok sıkıntılı. Burun estetik olarak düşünüldüğünde nefes fonksiyonu da kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Yani sadece burun estetiği yapılmaması gerekiyor. Yani asıl önemli olan şey burnun, tabii ki burnun fonksiyonunu da koruyacak bir burun estetiği yapılması. Yani fonksiyonel burun estetiği yapılması. Evet, o zaman hemen şunu soralım size. Şimdi hastalar size neden işte burun estetiği olmak istediklerinde hangi nedenleri ortaya koyuyorlar? Neden gelmek istiyorlar? Neden şimdi hastalar ameliyat olmak isteyen hastalar birincisi nefes alma problemlerinden dolayı geliyorlar. İkincisi hem nefes alma problemleri var hem de burunumla ilgili burun şeklimi de değiştireyim düşüncesinde olan insanlar var. Bir de sadece yani psikolojik olarak burnunun şeklini beğenmiyor ya da kafasına takılan bazı sorunları oluyor. Bu şekilde gelen insanlar var. Ama genel olarak yani en çok kim nasıl geliyor, evet, en çok şikayet nedir diye soracak olursanız hastalar işte nefes alamıyorum,
nefes alma problemimin giderilmesinin yanında, yani burnumdaki işte burun ucumunda biraz kalksın istiyorum, üzerindeki hampın birazcık törpülenmesini istiyorum şeklinde geliyorlar. Ama tabii burun estetiği hastalarımızın düşündüğü gibi basit bir işlem değil aslında. Burun estetiği dünyanın en zor ameliyatlarından biri. Çünkü burun dediğimiz gibi yüzümüzün tam orta bölgesinde ve en çok dikkat çekilen bir organ. Bu nedenle de en ufak tefek problemleri ya da göze hoş gelmeyen sıkıntılar yani hastayı da bizi de üzebilmekte. O yüzden titiz bir ön çalışma yapılması gerekiyor. Hastalarla bu anlamda bir defa, iki defa, üç defa gerekirse görüşülmesi gerekiyor. Hastanın ne istediği tam olarak algılanması gerekiyor. Çünkü hastalar geldiğinde aslında şey istiyor, yani ben burnumu küçük istiyorum, kalkık istiyorum, yukarıda istiyorum ya da hampın olmamasını istiyorum diyebilirler aslında, ama biz şunu şöyle anlamamız gerekiyor. Yani ben aynaya baktığımda, sabah kalktığımda kendimi mutlu görmek istiyorum. Yani gördüğümde, yani kendimi gördüğümde mutlu olmak istiyorum. Kendimi güzel görmek istiyorum. Çekici görünmek istiyorum bir anlamda. Bizim yaptığımız şey de bu aslında. Sonuçta burun şeklini değiştiriyoruz belki, ama kişiye olan güvenini arttırmış oluyoruz. Bu anlamda da kişinin çekiciliğini arttırmış oluyoruz. O zaman hemen şu soruyu sormak istiyorum. Burun estetiğindeki esas amaç ne? Çünkü program öncesinde söylediğinizde hakikaten şöyle bir düşündüğümde, evet gerçekten esas amaç... Fonksiyonel burun estetiği diyoruz. Yani öncelikle nefes alan bir burun, ondan sonra yüze uyumlu bir burun. Yani kişinin çene yapısına, alın yapısına, elmacık kemiklerine, dudak yapısına uygun bir burun yapısı ya da bir burun şekli tasarlamamız gerekiyor. Gözler burada hangi? Gözler çok önemli. Yapacağımız burun estetiğinde, yani sizi tanımayan bir kişi, sizi yüzünüze baktığınızda burun ameliyatı olduğunuzu anlamaması gerekiyor. Burnunuzun yüzünüz içerisinde kamuflu olması gerekiyor. Yani dikkat çekmemesi gerekiyor. İlk önce İlk gözler. Gözler dikkat çekmesi gerekiyor aslında. Ön plana gözler çıkması gerekiyor. Evet, hani burnunda işte travmatik olarak bir eğiklik, yamukluk ya da işte belirgin bir burun tipi olan kişilerde de ilk önce burun dikkat çekiyor. Tabii ki, evet. Burada, aslında en çok zorlanılan burun estetiği ameliyatları genelde travmatik burun dediğimiz ameliyatlar. Çünkü daha önce kırılmış oluyor. İçeride de çok farklı değişik kırıklar oluşabiliyor. Bunların düzeltilmesi de tabii ki haliyle daha zor olabiliyor, ama imkansız değil sonuçta. Kişilerin psikolojisi nasıl etkiliyor hocam? Burun estetiği hani bir cerrahi bir işlemin olmanın yanında aslında psikolojik bir ameliyat. Çünkü insanların hayata bakış açısını tamamen değiştiriyor. Özellikle hani yaptığımız ameliyatların çoğunda öncesi ve sonrası fotoğraflarında da hastanın o yüz ifadesini çok net görebiliyorsunuz. Öncesinde daha üzgün, daha hayata negatif bir bakış açısı var. Ama ameliyattan sonra çektiğimiz fotoğraflarda çok daha hani gözlerin içi güler deriz ya, aynen evet. O tarz pozlar veriyorlar hastalarımız. Tabii bu da günlük iş hayatına olumlu anlamda yansıyor. Kendine olan güvenleri artıyor. Daha başarılı oluyorlar belki de hayatlarında, yaptıkları işlerde daha verimli oluyorlar. Peki hocam, iyileşme sürecindeki o psikolojik durum nasıl ilerliyor? Çünkü ilk istenilen o buruna direkt ulaşılamıyor tabii zannediyorum. Ki, tabii ki. Yani belli bir şişlik oluyor. Tabii ki, kesinlikle. Şimdi hastalarımızla biz konuştuğumuzda özellikle bu soru da soruluyor. Yani hocam ne zaman iyileşirim, ne zaman günlük hayatıma dönerim? Özellikle sizin de sorduğunuz sorulardan biriydi. Günlük hayatınıza dönmeniz 1-2 gün içerisinde olur, ama iş hayatıma hani ne zaman çalışabilirim, tamponlar tamamen ne zaman çıkmış olur derseniz, işte dikişler ne zaman alınmış olur. İçerideki tamponları genelde 5. 6. günde çıkarıyoruz. Tabii bu yaptığım hastadan hastaya da değişebiliyor bazen. Üzerindeki tamponlar da 8. 9. günlerde çıkarılabiliyor. Üzerine bant yapıştırıyoruz yine o ödemin azalması için zaman içerisinde. Yani toplamda 10-15 gün içerisinde tamamen bizimle ilgili işlemler bitmiş oluyor. 2 aylık, 3 aylık periyotlar halinde kontrole gelmelerini istiyoruz. 3. ay kontrolü, 6. ay kontrolü ve 1 yıllık kontrollerde. Yani bu ne demek oluyor? Hasta demek ki 1 yıla kadar da iyileşme süreci devam ediyor. Ama 6. ayda ortalama %80-90 ödem geçmiş oluyor. Tabii bu dediğim gibi hastadan hastaya değişebiliyor. Hastadan hastaya değişmesinin sebebi
Yani kişinin cilt yapısıyla, bağ dokusu yapısıyla, yapılan işlemin büyüklüğü, küçüklüğü, yaptığımız cerrahinin süresi, bunlar hepsi etkileyen faktörler aslında. Kullanılan aletler, ki oralara da geleceğiz, evet, hani teknolojiler falan. Eskiden mesela çok daha fazla morluklar olurdu, şişlikler olurdu ama şimdi çok daha fazla olmuyor açıkçası. Eskiden hastalarımız, hatta hala aynı düşüncede olan hastalarımız var. Ağrılar, günlerce ağrı çok oluyor diyor. Gezeceğiz deyip de. Evet, ağrı konusunda özellikle çok ciddi korkuları oluyor hastalarımızın. Hani sadece burun estetiği olarak değil, yani nefes problemi, sadece nefes problemi için yaptığımız, ameliyat yaptığımız hastalar da hocam çok ağrım olacak mı? Tamponlar özellikle çıkarılırken çok ağrı yaşayacak evet, mıyım? Evet, o konuya geleceğiz zaten hocam. Çünkü evet, en çok tedirgin olan bu konuda da çok korkuları geliyor, oluyor. Evet. Korkular oluyor. Peki hocam, kimler bu ameliyatı olamaz? Burun ameliyatı aslında öncelikle hastayı çok iyi analiz etmek gerekiyor. Gelen hastanın ne istediğini çok iyi bilmek gerekiyor. Psikolojik yapısını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bazı insanlarda gerçek manada belki burunla ilgili bir sorun yok. Hastanın belki yüzle ilgili bir sorunu vardır. Bu anlamda o iyi analiz edilip ona göre değerlendirilip ameliyatını ona göre yapmak gerekiyor aslında. En önemli bence kriterlerden biri bu, ki katıldığımız birçok kongrelerde de özellikle hocalarımız falan bundan bahseder. Kim ameliyat edilmez diye. Bu dikkatli olması gereken bir husus. Yani hastanın ne istediğini, hastaya ne verebileceğinizi, hastada olan karşılıklı iletişim ve güven anlamında iyi iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bunu sağlayamadığınız hastaları bence ameliyat etmemek gerekiyor. Yaş sınırı önemli. Bayanlarda 16-17, erkeklerde 17-18 yaş arasında, yani yaştan sonra yapılabilir. Öncesinde tabii ki yapılamaz. Ama sadece iç problemi olan, hani nefes alma problemi olan hastalarda, yani çok gereklilik durumlarında, erken zamanlarda da lokal, yani sadece nefes almayı engelleyecek yerlere yönelik ameliyatlar da yapılabilir. Ama evet, estetik burun ameliyatı dediğim gibi bayanlarda 16 ya da 17 yaşından önce, erkeklerde de 17-18 yaşından önce yapmıyoruz yani bizim ülke olarak. Hocam, şunu anlıyorum, sizin işiniz de zor. Çünkü bazen bakıyorsunuz ki bunu bizler de az çok sosyal medyadan da olsun veya yakınlarımızda da görebiliyoruz. İşte hiçbir estetik problem yok aslında. Ama kişi sadece işte filancaya benzesin burnum ya da kendine yakışmadığını düşündüğü için, evet, böyle isteği de olabiliyor değil mi? Aslında, yani aslında takıntılı. Aslında evet, onlar da önemli şeyler. Zaten yeni trend ya da yeni düşünceler, yani burnun felsefesindeki yeni gelişmeler bunu öngörüyor. Yani kişinin yüzüne uygun, kişinin yüzüne yakışacak burunların yapılması. Yani aynı burnu alıp başkasına yapmak değil. Kişinin yüzü ya da kişinin dokuları, gözü, kaşı, çenesi, alnı neye öngörüyor? Hani nasıl bir burun yapılmasını öngörüyorsa öyle yapılması gerekiyor aslında. Bunu da hastaya çok iyi anlatmak gerekiyor. Dediğim gibi öncesinde ikinci ya da üç defa görüşmek gerekiyor. Ne istediğini tam anlatabilmek için. Kesin ve net olarak aslında elinizdeki verilerin tam olması gerekiyor. Tabii değil ki mi? Yani. Çünkü şununla da geldiklerini yani, biliyorum eskiden. Yani diğer ameliyatlar gibi değil. Siz burun ameliyatı yaptığınız bir hastayla öncesinde zaten görüşmelerinizi yapıyorsunuz. Sonrasında da görüşmenizi yapıyorsunuz. Yani belki de ömür boyu o hastanızla bir anlamda iletişim halinde olmanız gerekiyor. Yani burun 3 boyutlu bir yapı, evet. 4 boyutu zaman, çünkü zamanla da değişebiliyor. Zamanla belki istemediğimiz sonuçlarla karşılaşılabiliyor. O yüzden sürekli hastayla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Evet. Bir ara çünkü biliyorduk hocam değil mi? Eskiden işte ellerindeki fotoğraflarla benim burnum böyle olsun deyip de doktorun karşısına geçen hastalar oluyormuş. Öyle hastalarımız da var, evet. Hala var mı? Var, hala var. Eyvah eyvah. İşimiz zor böyle hocam. İstiyorum, Allah kolaylık istiyorum versin. Ama dediğim gibi bu hastalarla iletişimi iyi kurup bizim hastaya ne verebileceğimizi, yüzünün yapısına göre nasıl bir burun olması gerektiği konusunda detaylı konuşmak gerekiyor öncesinden. Evet. Hocam, yeni gelişmelerden bahseder misiniz o zaman? Şu anda eskiye göre işte neler var? Trend, burun estetiğindeki trendler neler? Şimdi eskiden diyor? Burun estetiği olmak isteyen insanlar burun estetiği olduğunu
burnunun belli olmasını isterdi. Yani şu anlamda daha ince burun ucu, daha kalkık burun ucu, daha küçük bir burun şeklinde. Ama şu anda daha çok doğal bir burun olmasını istiyor insanlar ki olması gereken de o. Hı hı. Ameliyat olduğum çok belli olmasın, daha doğal olsun, yüzüme uyumlu bir burun olsun. Cerrahi tekniklerde de bazı gelişmeler tabii ki var. Burun ucuyla ilgili yapılan gelişme, yani burun ucuyla ilgili dikiş teknikleri var mesela. Eskiden bazı hastalarımıza ameliyat olduğunda burun ucuna mandalla sıkılmış gibi bir görüntü var olurdu. O işte burun ucundaki bazı kıkırdakların dikişlerle çok kapatılmasıyla alakalı bir şeydi. Ama şimdi daha açık, daha yumuşak bir geçiş sağlayacak dikiş teknikleri kullanılıyor. Aynı zamanda burun sırtı ile ilgili bazı yeni teknolojiler var. Kemik şekillendirme ile ilgili özellikle son zamanlarda popüler piezo cerrahi dediğimiz piezo aletiyle yapılan bir cerrahi aslında. Evet, o piezo tekniğine de gireceğiz. Hı, öyle bir cerrahi var. Evet. Kadar. Peki hocam, erkek burun mu bayan burun dedik. İkisi arasındaki farklar nelerdir? Şimdi ikisine de aynı burun olmaz. Erkeklerde daha karakteristik, daha güçlü bir burun tasarlamamız gerekiyor. Bayanlarda daha yumuşak, daha feminen bir görüntü tasarlamak gerekiyor aslında. Bu anlamda bayanların burun yapısı daha kalkık olmalı. Burun ucu özellikle dudak burun ucu arasındaki açı 120 derece civarında olmasını istiyoruz. Ve burun sırtında hafif bir kavis olsun istiyoruz. Tabii bu hastadan hastaya değişebilir. Hasta çok kavisli olsun ister, az kavisli olsun ister ya da düz olsun isteyebilir. Ama erkeklerde çok kavis olsun istemeyiz genelde. Çünkü dediğim gibi bu daha çok feminen bir yapı oluşturur hastada. Biz erkeklerde daha karakteristik, daha güçlü bir yapı olsun isteriz. Hatta şurada çok minik bir hamp olması iyidir genelde erkeklerde. Bu güçlü bir görüntü verir hastaya. Burun ucunun tabii düşük olmasını istemiyoruz. Biraz kalkık olsun isteriz ama bayanlar kadar da kalkık olsun istemeyiz. Özellikle 90, işte 100, 110 derece arasında olabilir. Çok düşük burun ucu kişilerde özellikle daha sinirli bir görüntüye neden oluyor aslında. Burnun yani görsel olarak yapısı aslında yüzdeki ifadeyi etkiliyor değil mi hocam? Yani kesinlikle. Karşı tarafa vermiş olduğunuz ifade, örneğin şimdi dediniz ya işte burun düşüklüğü biraz daha sinirli bir ifade veriyor karşıya. Evet. Burun ucu düşüklüğü dediğim gibi sinirli bir ifade veriyor. Burun diyelim ki az önce dediğim gibi hani mandala sıkılmış gibi ince uzun olması da ona daha bir kibirli, daha bir kendini beğenmişlik havası verebiliyor. Burunda minik bir hamp olması özellikle erkeklerde dediğim gibi daha bir güçlü bir imaj veriyor kişiye. Evet. Peki hocam, burun ucu demişken burun ucu düşüklüğü hastaların zannediyorum en büyük kaygılarından bir tanesi bu. Evet, bazı hastalarda o kaygı var. Burun ucu düşer mi şeklinde. Var mı böyle bir imkan? Burun ucu düşmez normalde. Yani yaptığımız tekniklerde düşmez. Çünkü burun ucunu desteklemek için ekstradan graft dediğimiz kıkırdak yapılar koyuyoruz ve onları daha sonra burun sırtıyla bağlantılı olacak şekilde destekliyoruz. Yani öyle bir korkuları olmasın diyorum ben. Evet. Peki hocam, yine sağlıkla ilgili konusuna dönmek istiyorum. Ben nefes almayla ilgili. Şimdi estetikle birlikte nefes alma problemleri de ortadan kalkıyor mu? Evet, kesinlikle. Zaten konumuzun başında da belirttiğimiz gibi burun estetiği tek başına yapılacak, tek başına burun estetiği olacak bir ameliyat değil. Yani yaptığımız ameliyatta daha önce nefes alma problemi olmayanlarda nefes alma problemi oluşturacak bir ameliyat yapmamamız gerekiyor. Nefes alma problemi olan insanlarda da nefes alma problemini giderecek bir ameliyat yapmamız gerekiyor. Yani bu problemler neler olabilir? Konumuzun başında belirttik, septum dediğimiz burnumuzun orta hattından geçen kıkırdak yapıyla alakalı bir problem olabilir. Onların şekillendirilip düzeltilmesi gerekiyor. Burun ucuyla ilgili problemler yine aynı seansta düzeltilmesi gerekiyor. Konka dediğimiz burun etlerinin, ki herkeste olan bir şey bu konkalar. Hani hastalar bazen burnunda et var diye gelir. Nazal polip dediğimiz yapı olmaması gereken bir yapı. Konka dediğimiz yapı olması gereken bir yapı. Yani herkeste konka dediğimiz burun etlerinin olması gerekiyor. Ama işte bazı hastalarımızda bu şişiyor. Alerjiye bağlı olarak genelde şişer. Onların tamiri yapılması gerekiyor aynı seansta. Yani sinüziti varsa bunlar tamir edilebilir.
Başka burun içerisindeki yabancı sim ya da başka sıkıntılar varsa bunlar aynı seansta düzeltilebilir. Valve problemleri olan bazı hastalarımız var. Özellikle o valve açılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Kanat problemlerine dikkat etmek gerekiyor. Gerekirse onlar başka kıkırdaklarla desteklenip açılması gerekiyor. Bu hem hastanın daha rahat nefes almasını sağlıyor hem de tabii görüntü anlamında daha güzel bir görüntüye neden oluyor. Evet. Hocam ben müsaadenizle yine izleyicilerime dönmek istiyorum. Sevgili Astevi Sağlık Hattı izleyicilerim, programımızın bugünkü konu kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı, bu arada Çekirge Devlet Hastanesi diye belirtmek istiyorum ben yine. Baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Ahmet Kararsan, kendisiyle burun estetiği ve son gelişmeler üzerine konuşuyoruz. Evet hocam, bir de yine sormak istediğim sorulardan biri revizyon ameliyatları diyeceğim ve karşılaşılacak sorunlar nelerdir? Revizyon ameliyatları iki şekilde yapılabiliyor. Daha önce septoplasti dediğimiz burun ameliyatı olmuş, yani burnunun içinden ameliyatını olmuş hasta. Daha sonra burnun şekliyle ilgili kafasına takılan problemlerini gidermek için geliyor. Ben burnumun şeklinin de düzeltilmesini istiyorum. Daha önce burnumun içinden ameliyat oldum diyor. Bu ameliyat bu şekilde yapılabilir. Revizyon dediğimiz ameliyatlardan biri. İkincisi, hasta daha önce burun estetiği ameliyatı olmuştur ama istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmıştır. Bir de bu şekilde revizyon ameliyatları gerekebilir. Tabii revizyon ameliyatları primer, yani birinci ameliyatlardan her zaman daha sıkıntılı ve daha zor bir ameliyattır. Çünkü biz burun şeklini düzeltirken, tasarlarken, o iskelet yapıyı tekrar oluştururken burnumuzdaki o içerideki eğri de olsa o kıkırdakları düzeltip burnumuzun sırtını şekillendirmek ya da ucunu, kanatlarını şekillendirmek için tekrar kullanıyoruz. Ama revizyon ameliyatlarında bunlar olmadığı için, çoğu zaman olmadığı için diyeyim, bazı zamanlarda tabii olabiliyor. Kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak alıp yeniden bir burun tasarlamamız mümkün. Evet. Peki bu ameliyatlardaki iyileşme süreci? İyileşme süreci primer ameliyatta hani çok büyük bir fark yok aralarında. Ama eğer kaburga kıkırdağı alındıysa tabii bir müddet göğüs bölgesinde ağrılar oluşabiliyor hastamızın. Evet. Hocam bir de özellikle kafama takılan sorulardan biri. Çünkü yine sosyal medyada da görüyoruz ya da yakınlarımızda da olsa. İşte bakıyorsunuz birisi bir hafta sonra çok rahat dışarıya çıkmış. Ama birisinin işte sancıları bitmemiş, ağrıları bitmemiş, aylarca sancı çektiğini söyleyen kişiler oluyor. Morarmaları geçmemiş, şişliği geçmemiş. Evet. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bu kişiden kişiye değişiklik göstermesinin sebebi ameliyat süresi, kullanılan teknikler, kullanılan malzemeler ve en önemlisi kişinin doku yapısı ile alakalı bir şey. Doku yapısı da bağ dokusuyla alakalı bir şey. Yani bağ dokusu ne kadar güçlü ise hastamızın iyileşme süreci de o kadar kısa oluyor. Ama bağ dokusu ile alakalı dediğimiz kolajen dokularla ilgili hastamızın yapısal anlamda yoğun değilse diyelim, o zaman daha uzun vadede iyileşiyor. Evet. Kullanılan teknikler de dediğim gibi önemli. Ki geleceğiz o konulara da belki. Piezo cerrahide morarma çok daha az oluyor mesela. Ağrı çok daha az olabiliyor. Ödem biraz oluyor. İyileşme süreci biraz daha kısa sürebiliyor. Revizyon burun ameliyatları daha uzun iyileşebiliyor. Yani belki çok büyük fark yok ama yine sonuçta primer ameliyatlara göre daha uzun iyileşiyor. Evet. Hocam bu arada arkadaşlarımızdan bir soru gelmiş. Estetik ameliyattan sonra güneş gözlüğü taktırılmama sebebi nedir diye. Şimdi estetik ameliyattan sonra kemik dokuya dokunduğumuz için, yani çoğu zaman kırdığımız... Güneş gözlüğü ya da, normal gözlük de diyelim aslında. Tabii fark etmiyor aslında. Fark güneş etmiyor. Gözlüğü ya da normal gözlük belli bir süre takılmaması gerekiyor. Özellikle 1-2 ay takmamalarını öneriyoruz biz hastalara. Güneşe çıkmamalarını da öneriyoruz. Çünkü güneş ışınları da iyileşmeyi çok fazla olursa olumsuz etkiliyor. Evet, burada arkadaşlarımızın da sorusuna cevap vermiş olduk. Yine posto problemler nelerdir diyeceğim hocam ve minimal işlemler. Şimdi burun estetiği ameliyatlarından sonra her zaman her şey %100 mükemmel yolunda gitmeyebiliyor. Bazen ufak tefek burun kanatları açılarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Bunlar minimal işlemlerle dediğim gibi giderilebiliyor, yapılabiliyor. Önemli olan kişinin hastanın hekimine güvenmesi, hekimin de hastaya güvenmesi. Evet. Çözümü mümkün olan şeyler yani.
en önemli konulardan birisi yine hocam. Yüze uyumlu burun. Yani alın ve çene uzunluğu aslında bunlardan gibi. Birazcık değindik tekrar az da olsa değindik. Eğer. Evet. Yani yeni trend ya da yeni yaklaşım, burnundaki yeni yapılması gereken düşünce yüze uyumlu burun yapılması. Hı-hı. Yani kişiye özgü burun olması. Alın yapısına dediğiniz gibi, çene yapısına, yanaklarına göre kişiye hangi burun yakışacaksa o burunun tasarlanıp öyle yapılması. Yani sizdeki burunun çok güzel olabilir, tek başına çok iyi bir buruna sahip olabilirsiniz ama aynı burunu başka birini ya da işte Photoshop'ta yerleştirdiğinizde çok da güzel durmayabiliyor. Yani aslında bu da kişinin iskelet, yani yüz iskelet yapısıyla alakalı bir şey. Evet, kesinlikle. Burada altın oran nedir hocam? Bir izleyicilerimizle onu da paylaşırsanız eğer. Çünkü sizin de cerrahide kullandığınız... Altın oran şöyle söyleyeyim. Hı hı. Yani şöyle kabaca ifade edecek olursak alın uzunluğumuz ile burun uzunluğumuz ve burun uzunluğumuz ile çene uzunluğumuz. Bunlar birbiriyle eşit uzunlukta olması gerekiyor. Göz uzunluklarımız, dudak uzunlukları, hı hı, arasındaki mesafenin de normal şartlarda birbirine eşit olması gerekiyor. Evet. Bu arada yine kapalı ve açık cerrahi diye sormak istiyorum. Avantajları, farklılıkları, dezavantajları hangisi nelerdir? Hangisi var? Aslında hani burun estetiğinde kapalı cerrahi de yapılabilir, açık, hı, cerrahi de yapılabilir. Birinin diğerine bir üstünlüğü yok aslında ama bazı hastalarda kapalı cerrahi tercih edilmesi gerekiyor. Bazı hastalarda da açık cerrahinin tercih edilmesi gerekebilir. Şimdi burun ucuyla ilgili çok büyük problemi olmayan, hampa olan hastalarda hani burun ucunun tamamen açıp doku yapısını bozmanın bir anlamı yok. Çoğu zaman hampını alıp kemik müdahalesiyle hastaya çok güzel bir burun yapılabilir. Ya da cilt yapısıyla alakalı bir problem varsa hastanın, eğer açık cerrahiyle cilt yapısı daha da bozulacaksa kapalı cerrahi yapılması tabii ki daha uygun olabilir. Hı hı. Açık cerrahide bazı özellikle eğri burun dediğimiz hani sıkıntılı burunlarda açık cerrahi yapılması bence daha uygun olabilir ama dediğim gibi bu hastadan hastaya değişebilir. Cerrahtan cerraha da değişebilir. Bu birazcık da tercihle alakalı bir şey. Yani birinin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Kimisi açık cerrahide çok daha başarılıdır. Kimisi kapalı cerrahide çok daha başarılıdır. Bu sonuçta cerrahın tercihiyle alakalı bir şey. Evet. Peki hocam, hasta hekim ilişkisi. Özellikle bu konuda ben düşüncelerinizi almak istiyorum. Nasıl olmalı? Rinoplasti olacak olan hastalarla, hı-hı, hekim arasındaki ilişkiler. Ya kesinlikle bir güven, hı-hı, duygusu içerisinde olmalı. Hani hekimin hastasına, hastanın da hekimine güven duyması gerekiyor. Karşılıklı güven olursa bu işin başarısı daha da artıyor. Öncelikle bence güven. Her iki tarafın da birbirine kesinlikle güven duyması gerekiyor. İletişim halinde olması gerekiyor. Hastanın hekime hani ne istediğini tam olarak ifade etmesi gerekiyor. Hekimin de hastaya ne verebileceği ya da ne istediğini tam olarak anlaması gerekiyor. Ve karşılıklı sağlam bir ilişkiyle yapılacak bir cerrahide başarılı olma olasılığını da arttırıyor. Evet, burada aslında bu soruyu sona saklamıştım ama şimdiden sormak istiyorum hocam, hazır değinmişken yine. O zaman hasta hekimi seçerken nelere dikkat etsin, nelere önem versin, nasıl bir araştırma yapsın? Ya şimdi toplumumuzda artık herkes yani burun estetiği ameliyatı ile ilgili iyi kötü bilgi sahibi olmaya başladı ve çevremizde de artık tanıdığımız insanlardan burun estetiği olan insanlar var. Bence öncelikle şey yapılabilir, hani daha önce ameliyat olmuş kişilerle konuşulabilir. Memnunluğu ile alakalı ya da memnun mu değil mi, bu konuda bilgi sahibi olabilir. Bu önemli. Ya da kişinin çalıştığı ya da cerrahın çalıştığı hastanedeki çalışan başka doktorlara sorulabilir. Ya da çalışan personel aslında çok iyi bilir. Bence sekreterler çok iyi bilir bunu. Onlara sorulabilir. Bu da bir yöntem. Ya da sosyal medya ki... Hı-hı. Sosyal medya artık çok sık kullanılan bir şey. İnternet çok sık kullanılan bir şey. Sosyal medya üzerinden araştırılabilir. Bazı kulüpler var biliyorsunuz. Kadınlar kulübü şeklinde bazı bloglar var. Orada insanlar yazıyor. Şu hekimden memnun musunuz? Ya da sonuçları iyi mi şeklinde. Bu şekilde araştırılabilir. Hekimle birebir görüşmelerde alacağınız pozitif enerji önemli. Hani o güveni verebiliyor mu size ya da
bu konudaki başarısı nedir? Yaptığı cerrahiyle ilgili işte örneklerine bakılabilir. Cerrahın bu konuda üzerindeki gelişimleri takip edip etmediği önemli bence. Yeni teknoloji kullanılıp kullanılmadığı ya da yeniliklere açık olup olmadığı önemli. Ve en önemlisi dediğim gibi güven. Güvenebiliyor mu cerrahına? O ilk intiba zaten, evet, ilk iletişim çok ilk önemli. İntiba önemli. Ben özellikle hekimlerimizin sosyal medyayı kullanmalarından çok memnunum. Kendim sadece Bursa'da değil, Türkiye çapında olsa ya da dünyada mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum. Aslında en büyük referans zannediyorum bir yerde de oralar oluyor. Çünkü aslında en büyük referans hasta yine. Hasta referans. Yani daha önce tabii. Kim yani kişi diyelim ki siz bir hekime ameliyat oldunuz. Artık o hekimin ne yapabildiğini, nasıl yaklaştığını, postop takiplerinde nasıl davrandığı, bunları artık çok iyi biliyorsunuz. Tabii sadece yani ameliyatına kadar değil, sonrası da çünkü çok tabii önemli. Tabii ki. Dediğim gibi ya, bu bir süreç. Siz hastayla aslında çok uzun bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Ameliyat öncesi ve sonrası yapılan süreç. Hani bir yıllık ya da üç yıllık bir takip bile yapılabiliyor birçok hastaya. Ki bazı kongrelerde bazı hekim arkadaşlarımız getiriyor fotoğrafını, 6 yıl sonra kimse, 6 yıl sonra bile hala görüşülen hastalar oluyor. 10 yıl sonra belki görüşülen hastalar oluyor. Yani bu bir süreç. O hastayla artık bir nevi akraba oluyorsunuz. Evet, iletişimler devam ediyor ama bu da hasta için çok önemli. Aslında değer gördüğünü, gerçekten yani önemli olduğunu hissediyor. Yani burun estetik ameliyatının zorluğu ya da özelliği, özel olmasının sebebi burada yatıyor aslında. Yani diğer ameliyatlar gibi alıp bitmiyor yani. Şimdi kulak burun boğazı olarak bademcik ameliyatını yaptığınız hasta ameliyat olup 10 gün sonra iyileştikten sonra sorun olmuyor zaten. Evet. Artık bitmiştir o. Hastayı belki hiç görmüyorsunuz ondan sonra ama estetik ameliyatı olan bir kişiyi her zaman, her an, her zaman görme ihtimaliniz yani var. Estetiğin şöyle bir durum da var değil mi hocam? Şimdi kişi kendisi memnun kaldıysa mutlaka yakın çevresindeki kişilerde tabii ki mutlaka. En kısa zamanda sizinle görüşmesi için iletişim sağlıyor. Evet, aynen. Böyle bir durum da var. Hocam demin bahsetmiştik, tamponlar demiştik ama işin zannediyorum herhalde en sıkıntılı diye düşünülen aslında. Düşünülen evet. Tarafı bunlar. Bir tane hastam vardı, aynen şöyle bir ifadesi olmuştu. İşte yakın çevresi söylemiş ya da ameliyat olan yine yakın çevrelerinden biri söylemiş. Ya aslında ameliyat bir şey değil de tamponlar alınca çok fena ağrıyor şeklinde ama gerçekte böyle bir şey yok. Hastalarımız bence bu konuda çünkü eski rahat olsunlar eski mı biraz, evet kesinlikle göre. Olsunlar. Çünkü eskiden ağırlı bir işlenmiş bu, gerçekten öyle. Çok uzun bez tamponlar konulurmuş. Ve tabii bu da alındığı zaman hastada ciddi ağrılara neden olabilirmiş ama şimdi silikon tamponlar kullanılıyor. Hatta bazı durumlarda tamponlar bile kullanılmıyor. Sadece dikiş atılarak da hasta o şekilde eve gönderilebiliyor. Silikon tamponlar dediğim gibi herkes şu anda büyük ihtimalle birçok cerrahta onu kullanıyor. Evet. Bu arada hocam bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Ameliyat olmayı istiyorum ama ses kısıklığı ve ses tonu değişikliği olur mu diye sormuş kendisi. Benim de sorularım arasındaydı. Ses kısıklığı ve ses tonu değişikliği olmaz. Şimdi yer kaplayan bir patoloji varsa sesin rezonansında bir değişiklik olur. Ses kısıklığı olmaz ama hani çünkü ses telleriyle alakalı bir şey değil. Ama sesin rezonansını etkiliyor. Çünkü burun boşluğumuz, aynı zamanda sinüs boşluğumuz, işte koana dediğimiz burun ile boğaz arasındaki o boşluk, ondan sonra bademciklerin büyüklüğü ya da küçüklüğü ya da geniz etinin varlığı ya da yokluğu, bunlar sesimizin rezonansını etkileyebilir. Alınması kişinin ses rezonansını etkileyebilir ama estetik burun ameliyatı ya da septoplasti dediğimiz burun orta hattındaki septum ameliyatlarında bunlar etkilenmiyor. Yer kaplayıcı bir şey değil çünkü. Var olan bir yer problemi düzeltmiş oluyorsunuz. Yani orada herhangi bir yer kaplayıcı bir şeyi alıp ya da eksiltmiyorsunuz aslında. Var olan bir şeyin şeyini, oranını değiştirmiş oluyorsunuz. Yani bir tarafta %80, bir tarafta %20 nefes alıyorsa %50, %50'ye çevirmiş oluyorsunuz. Yani yine %100 oluyor. Ama laminar akım dediğimiz bir akım var. Yapmak istediğimiz şey bu. Kişinin nefes aldığını hissetmesini sağlamak aslında bu. Mesela örnek vereceğim. Bazı durumlarda hasta ameliyat oluyor mesela. Açık burnu ama ortada delik kalıyor. Hani istemediğimiz bir sonuç belki bu ama normalde ameliyat nefes alması gerekiyor. Çünkü açık bir burun.
ama hasta nefes alamadığını hissediyor. Çünkü nefes aldığı zaman giren burun deliklerinden giren hava karşılıklı çarpışıyor. O delik olduğu için bu burun orta hattında. Bu da kişi nefes alamadığını zannediyor. Mesela revizyon burun ameliyatlarında bazen karşılaştığımız şeylerden biri de bu. Aslında bu en kötülerinden biri oluyor yani zorluk anlamında. Onun da tamir edilmesi gerekiyor. Kesinlikle onun üzerine çalışma yapılması gerekiyor tabii diyorsunuz ki, tekrardan. Evet. Peki hocam, şimdi bir kişide uyku apnesi problemi varsa ve işte küçük dile müdahale edilmesi gerekiyorsa, hı hı, aynı anda burunda da estetik olmak istiyorsa iki operasyon aynı anda olabilir mi? İki işlem tabii ki yapılabilir ama hani bu birazcık daha zor olur. Hani hasta açısından, hı hı, zor olabilir ama yapılmaz diye bir %100 bir şey yok yani. Bu ikisi beraber olmaz diye bir kaydı yok. İkisi beraber yapılabilir ama hasta açısından süreç biraz daha biraz zor olur. Biraz hastanın direncine de bağlı burada, değil, evet, mi hocam? Acıya yani hasta açısından biraz süreç zor geçebilir ama %100 ikisi aynı anda olmaz diyemeyiz yani. Sonuçta bir kez anestezi alıyorsa ve hasta bunu ben kaldırırım diyorsa yapılabilir. Neden yapılmasın? Evet. Hocam demin bahsetmiştik ama şimdi ben o konuya dönmenizi istiyorum. Piezo tekniği. Hı hı. Nedir? Piezo tekniği dediğimiz, piezo cerrahisi dediğimiz şey, piezo cihazıyla yapılan bir cerrahi. Bu daha önce aslında bu cerrahi, yani bu alet daha önce de vardı. Yeni giren bir alet değildi tıp dünyasına. Daha önce beyin cerrahları ve diş hekimleri arkadaşlar kullanıyordu. Ultrasonik dalgalar ile, yani bir nevi titreşimlerle kemiklerin kesildiği bir alet. Beyin cerrahları ve dişçi arkadaşlar kullanıyordu daha doğrusu. KBB hekimleri de son zamanlarda özellikle nazal kemik dediğimiz burun kemiklerinin düzeltilmesi ya da kesilmesi ya da hampların alınması için değişik uçları var onların. Elmas uçları var ya da keskin uçları var. Elmas uçlarla törpüler yapılabiliyor. Keskin uçlarla burun kemikleri, kemiği her iki taraflı kırılmadan kesilebiliyor. Tabii bu daha belki estetik bir hat oluşturabiliyor. Bazı travmatik burunlarda iki kez kırılması gereken burunlarda bence daha güvenli bir kırık hat da oluşturulabilir bu anlamda. %100 piezo cerrahi gerekir mi? Hani her hastaya belki gerekmeyebilir ama teknoloji anlamında bazı hastalarda gerçekten bence çok işe yarıyor. Hı hı. İyileşme süreci farklılığından bahsettiniz. Daha çabuk mu iyileşiyor? İyileşme süreci hani morluk biraz daha az oluyor açıkçası. Ödem hemen hemen aynı oluyor gibi. Hı hı. Ağrı normal tekniğe göre biraz daha az olabiliyor. İyileşme süreci yani çok büyük bir fark yok aralarında ama piezo ile biraz daha hızlı iyileşiyor diyebilirim. Evet. Hocam, yani iki tekniği de uyguladığım için hani o aradaki farkı 3 aşağı bir, değil, evet, mi? İki tekniği siz de. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Dediğim hastaya gibi, göre mi? Hastaya göre değişebilir. Yani hastanın tercihine göre de değişebilir. Sonuçta devlet hastanemizde bu yok. Bir iki hastamıza uyguladık. Kiralama usulü de hasta istedi. İstedik, hı-hı, geldi, yaptık. Bu hastanın tercihine göre de değişebiliyor. Ama o cihaz varsa, kullanılabiliyorsa kötü bir şey değil yani, kullanılabilir bence. Dediğim gibi bazı hastalarda özellikle çok işe yarıyor. Travmatik burunlarda ve burun kemiklerinin şekillendirilmesi gereken durumlarda çok işe yarıyor. Evet. Hocam son sorumuza gelmek istiyorum. Hı hı. Özellikle bu programdan önce bana uygulamış olduğumuz simülasyon çalışması. Hı hı. İzleyicilerimizle paylaşmadık ama inşallah ameliyat sırasında paylaşırız diyorum ben. Hı hı. Nasıl bir çalışmadır? Yani ya simülasyon burada dediğimiz şey, şimdi hastayla hani görüşmelerimizi yaparken hastayı daha iyi anlamamız ya da hastanın ne istediğini daha iyi anlamamız için yaptığımız şeyler. Bir fotoğraflarını çekiyoruz hastamızın önden, yandan. Daha sonra hastamıza hani neler yapabileceğimizi, burun yapısı neye elverişli olduğunu, nereye kadar bizi müsaade ettiğini, hani bu cerrahi nereye kadar yapabileceğimizi, neye müsaade ettiğini, hangi durumda hastanın yüzüne yakıştığını, hı hı, göstermek amacıyla bir ön fikir aslında bizim için. Her yaptığımız simülasyon gibi olmayabilir. Yani bir iki farklılık olabilir ya da çok daha iyi olabilir. Ve genelde daha iyi oluyor, onu da söyleyeyim. Hatta ilk andaki o tabii ödem şişlikte hiç ona benzemeyebilir de, değil mi hocam? Tabii ki. Evet. Son olarak hastalarımıza, izleyicilerimize, hı hı, neler önerirsiniz? Bir estetik operasyon olmadan önce, burun estetiği olmadan önce nasıl bir araştırma yapsınlar? Nelere dikkat etsinler? Hekim seçerken hangi, hı hı, konulara önem versinler? Şimdi estetik burun ameliyatı basit bir ameliyat değil. Hı hı. Öncelikle hani basit
estetik burun ameliyatı yoktur kesinlikle. Bu iş her zaman için titizlikle ve ciddiyetle karşılaşılması gereken bir konu bence. Hekim seçimi yaparken bahsettik aslında biraz değindik az da olsa. Öncelikle hekimi ile olan iletişimi iyi mi değil mi? Hekimi ona hani ne yapabileceğini anlattığında gerçekten o pozitif enerjiyi alabiliyor mu? Hekim açısından değerlendirildiğinde burun anatomisini çok iyi biliyor mu? Fizyolojisini çok iyi biliyor mu? Aynı anda işte hem nefes alma problemlerini hem burun estetiği problemlerini yapabiliyor mu? Teknolojiyi takip ediyor mu? Ve bu konudaki çalışmaları nelerdir? Bunlar dikkat edilecek hususlar. Evet. Ahmet Bey, ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah bir başka programda ben de teşekkür ederim. Tekrar ağırlarız sizlere. Evet sevgili Aztevi Sağlık Hattı izleyicilerim. Programımızın bugünkü konu Çekirge Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Ahmet Kararslan'da burun estetiği ve yeni trendler üzerine konuştuk kendisiyle. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.